Bazı Müslümanlar evlilik yıl dönümü ve doğum günü kutluyorlar. Bunların Hristiyan adeti olduğunu zannediyoruz. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Hadisine muhatap olunmaz mı? Demiş bir bacımız. Kardeşler, ben açıkçası bu doğum günü ve evlilik yıl dönümünü kutlama meselesinin Hristiyan adeti olup olmadığını bilmiyorum. Yani Hristiyanlardan mı bize geçti? Yoksa normal tarih içerisinde insanların yaptığı bir uygulama mıydı? Ben bunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim sadece. Ee, İslam kültüründe, bizim medeniyetimizde bu tip şeylerin yeri yok. Yani evlilik yıl dönümünü kutlamanın, doğum gününü kutlamanın bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde bir yeri yok. Ne Rasulümüz, ne ashabı, ne de hayırlı nesilden gelenler böyle bir şey yapmadılar. Yeryüzünde kadına en fazla değer veren kimdir? Allah Rasulüdür. Ama evlilik yıl dönümü kutlamamıştır. Çocuklara en fazla değer veren kişi kimdir? İslam medeniyetidir. İslam medeniyetinde çocukların doğum gününü kutlama gibi bir şey söz konusu değildir. Ha ben bunu haramdır, caiz değildir diye söylemiyorum. Hatta içerisinde şer'i bir muhalefet olmazsa yani Allah'a şirk koşulan, müzik çalınan, kadın erkeğin birbirine karıştığı bir muhalefet olmazsa umuyorum ki aynı zamanda bunun şey olmasıdır. Bunda bir şer'i açılan bir beis olmamasıdır. Yani ben hükmünü konuşmuyorum ama... Bizim medeniyetimizde böyle şeylerin yeri yok. Ve bunlar para tuzağı olan şeyler. Yani e, bu sevgililer günüdür, evlilik yıl dönümleridir, doğum günleridir. Bunlar kapitalist sistemin sürekli ısıtıp insanların önüne getirdiği, insanların gündemine soktuğu şeyler. Çünkü bu günlerde ticaret canlanıyor. E, AVM'lerin kasasına para giriyor. Mesela sevgililer gününü düşünün. Sevgililer günün ülke ekonomisine katkısı var yani. O kadar fazla insan demek ki bu işin peşinden gidiyor. Bir de bu anneler günüydü, babalar günüydü, sevgililer günüydü, doğum günüydü. Bunlar biraz şöyle bir algı oluşturuyorlar. Yani senenin bir günü hanımına bir hediye alırsın. Onunla beraber karşılıklı oturursun. Bir yemek yersin veya bir yerlere tatile gidersin. Tamam, ona karşı vazifeni yerine getirdin. Veya çocuğun arkadaşlarını toplarsın. Bir pastaya üç beş tane mum dikersin vazifeni yerine getirdin gibi. Oysa İslam diyor ki, ey Müslümanlar sizin her an ve her saniye birbirinize karşı sorumluluklarınız vardır. Hanımlarınıza sadece yılın bir gününde değil, yılın her gününde hak ettikleri değeri verin. İslam'ın bizden istemiş olduğu şey budur. Yani bu hem bir para tuzağıdır, hem de aynı zamanda insanlara sadece belli günlerde değer vermektir. Oysa İslam bizden her an birbirimize değer vermemizi, her an birbirimize karşı ee, haklarımıza, hukukumuza riayet etmemizi bizden istiyor. Onun için Müslümanlar bu tip şeylerden uzak dururlarsa onlar için selamet olur.